Golvarmı.com'un sunduğu Galatasaray'dan Haberler isimli programımıza hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir formattayız. Bu programlarımızda Galatasaray'ın o günkü gündemini değerlendiriyoruz sizlerle birlikte. O yüzden yorumlarınızı, sorularınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Konuştuğumuz konuya yönelik yorum yaparsanız eğer o konuyu birlikte değerlendirmiş oluruz. Ben de sizin görüşlerinizi ekranlara taşırım. Birlikte interaktif bir program geçirmiş oluruz. Uğran abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Galatasaray taraftarı sabırsızlanıyor aslında. Cumartesine çok az kaldı. Uzun süredir Galatasaray'ı Süper Lig'de izleyemiyoruz. Ve rakip Kasımpaşa olacak. Önümüzdeki programlarda daha detaylı Kasımpaşa maçını konuşacağız. Özellikle cumartesi günkü yayınımızda daha ince detaylarına kadar ineceğiz. Kasımpaşa maçını değerlendireceğiz. Ama öncesinde abi gündemi değerlendirelim biraz. Neler var neler yok bakalım. Bugün medyaya düşen bazı haberler vardı. Onları değerlendirelim. Ama öncesinde sana şeyi sormak istiyorum. Okan Buruk'un takım bir aydır arenaya çıkmadığı için, Nefis Stadyumu'nda bulunmadığı için bugün antrenmanı Nefis Stadyumu'na aldığını gördük. Bu tam Evet. hareket, bu hareketler tam böyle İtalyan hocaların, Ancelotti'nin hani bu tarz hocaların yaptığı hareketler oluyor. Gerçekten vizyoner bir hoca olduğunu bu küçük detaylardan da anlayabiliyoruz. Sen bu hareketinden nasıl yorumluyorsun abi Okan Buruk'un? Şimdi şöyle söyleyeyim Kubilay, yani net olarak aslında şampiyonluk yolunda her detayı düşündüğünü ve her şeyi en ince detayına kadar ilmek ilmek dokuduğunu görüyoruz burada. Çünkü zemin çok çok önemlidir futbolda. Yani bunu hiçbir zaman yadsıyamazsınız ki uzun zamandır bu oyuncuların Galatasaray stadyumunda, NEF Arena'da antrenmana çıkmadıklarını, maça çıkmadıklarını göz önünde bulundurursak orada en azından bir antrenman yapıp o çimde koşmalarını sağlamak, orada bir antrenman yapmaları, bir toplu antrenman yapmalarını sağlamak bence çok önemli unsurlardan birisiydi. Aslında Galatasaray hazırlık maçlarından birini orada yapmayı planlıyordu ki Adana Demirspor'la bir maç planlamıştı ama olmadı. Hani öyle bir maç olmuş olsaydı bugünkü antrenmanı belki de oraya almaya gerek kalmayabilirdi ama o maç da olmadığı için aslında Okan Hoca bu detayın üzerinde de durdu. Ya ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Yani böyle ince detayların peşine düşmek, bunlarla ekstra bir şeyler kazanmaya çalışmak. Bunlar güzel işler. Dediğim gibi vizyoner bir hoca olduğundan hep bir şekilde gösterdi Okan Hoca. Şampiyonluğu da çok istediği de buradan da belli. Bence yani her detayın, hiçbir detayın atlamak istemiyor. Hepsinin üzerinde duruyor. Bu beni bir Galatasaray taraftarı olarak çok mutlu etti. Zaten abi halihazırda bir avantajımız var. Dün basın toplantısında Jorge Jesus'un bir açıklaması vardı. Süper Lig daha önemli diye. Aslında bu sezonun önemini de Galatasaray açısından biraz gösteriyor bu açıklama. Fenerbahçe tek hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak belirlemişti. Galatasaray da aynı keza öyle ama şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe bu hedefine ulaşamayıp Galatasaray'ın şampiyon olduğu durumda Galatasaray'ın arkasına alacağı rüzgar çok çok önemli olacak. Yani bu tarz konular Okan Buruk'un yaptığı bu hareketlerde beni dediğin gibi abi ayrı mutlu ediyor. İzleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. İbrahim Bey yakışıklı kardeşim hoş gelmiş demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Erol Tuncay'a iyi yayınlar gençler demiş. Ben yorumlarınızı ekranlara getireceğim. Abi Mustafa Muhammed'den başlayalım. Onu ben ekranlara götüreyim. Bir haber vardı bugün medyaya düşen. Geçtiğimiz günlerde aslında medyaya düştü. Bugün de haberleştirilmişti. Burada aslında konuşacağımız konu şu abi. Nans'ın Enes Cevahirci'nin haberi. Ben biraz daha ekranı büyüteyim. Enes Cevahirci'nin haberiydi. Nans kulübü Mustafa Muhammed'in 5 milyon 750 bin euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Fransız gazeteciyle görüşmüş. Orada Nans'a transfer edilmesinin, Delort'un, Muhammed'in sezon sonu Galatasaray'a geri döneceğini söylemiş Fransız gazeteci. Ya baktığımız zaman yaklaşık 6 milyon euro yakın Galatasaray bonservis bedeli kazanabilirdi bu transferden ama biz geçtiğimiz yayınlarda da özellikle transfer ve haberlerinde seninle konuşmuştuk. Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a geleceğini, döneceğini konuşmuştuk. Ama dönse oynayabilir mi? Dönmesini istiyor musun abi? İzleyicilerimizin de yorumlarını merak edeyim. Çünkü büyük bir bonservis bedeli olmasa da Galatasaray'ın işine yarayacak bir bedeldi. Olmayacak gibi duruyor. Şimdi şöyle yani en azından hani evet çok büyük bir bedel değil. Özellikle Galatasaray'ın son dönemde oyuncu satışlarından elde etmeyi planladığı bedelleri de göz önünde bulundurduğumuzda 6 milyon euroya yaklaşan yani kiralama bedeliyle totalde 6 milyon euroya tekabül ediyordu bu anlaşma. 250 bin euro gibi komik bir kiralama bedeli vardı çünkü. 5.750 de satın alma opsiyonuydu. Hani bunun kullanılmış olması Galatasaray'a çok bir şey katar mıydı? Katmayabilirdi ama en azından Galatasaray Mustafa Muhammed için ödemiş olduğu bonservisi geri alabilirdi. Çünkü Galatasaray aslında Mustafa Muhammed'in bonservisini almayabilirdi.
ama almayı tercih etti. Bir risk aldı. Ve bunun sonucunda da en azından bu ödenen parayı belki bir miktar, çok kısa bir miktarda kar ederek bu anlaşmayı tamamlayabilirdi Galatasaray. Ki Mustafa Muhammed de sezon aslında kötü başlamadı. Nahat'ta iyi bir performansla başladı. Ama sonunu getiremedi. Bir türlü de olmadı. Yani hani benim duyduğum, benim öğrendiğim Mustafa Muhammed'in saha içerisindeki performansından ziyade, evet saha içerisindeki performansından da çok aşırı memnun değiller belki ama saha içerisindeki performansından ziyade aynı zamanda saha dışında ve mental olarak da sorunları olduğunu, özellikle antrenman metotlarına çok fazla uyum sağlayamadığı gelen bilgiler arasındaydı. Bununla birlikte bence satın alma kararı vermekteki temel faktörlerden birisi de bu olabilir. Mustafa Muhammed'in ben Galatasaray'da başarılı olabileceğini düşünmüyorum ama yine de şu var. Hani yok fiyatına da gönderilmemesi gereken bir futbolcu. Hani göndermek için göndermemek lazım. Çünkü Galatasaray sonuçta bir bonservis ödedi. Hala yaşı çok yüksek bir oyuncu değil. Hani en azından kullanıp belli miktarlarda verdiğimiz bonservisi en azından alabilmek adına kullanabiliriz Mustafa Muhammed'i ama buradaki temel faktör elbette Okan Hoca'nın tavrı olacaktır. Oradan çıkacak sonuca göre de bu transfer süreci şekillenir diye tahmin ediyorum. Abi şöyle de bir soru sorayım. Ben İbrahim Bey demiş ki Mustafa Muhammed'in geri dönmesi belki daha yararlı olur. Sağlam iki forvetimiz olur diye düşünüyorum. Icardi ile birlikte geleceğini söylemiş. Emin Bey'in sorusunu birazdan cevaplarız. Kalabilir mi Galatasaray'da? Kalacağını düşünüyorum ben. Uğran abi de öyle düşünüyor, en azından 1,5 sene oynayacaktır Galatasaray'da. Ama abi ben oyun iç saha içerisinde de değerlendirdiğimiz zaman Mustafa Muhammed'i artık olmayacak gibi ya. Hani Erol Tuncer Bey'in yorumu da söyledi. Mustafa da mı patladı? Hani iyi de olacaklardı. Problemli bir topçu bu. Nats aslında Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyordu. Ama son dört dönemlerde yapmış olduğu performans Muhammed'in ya çok düştü. Yedek kulübesinde kaldı. Bir daha bir nasıl diyeyim? Gol vuruşunu hiç mi geliştirmez bir forvet ya? Bir santrfor gol vuruşunda hiç mi ilerleme kaydedemez? Şu an ikinci forvet konumuna düşmüş durumda Nats'ta. 4-4-2 oynuyorlar bazen. Yardımcı forvet gibi oynuyor. Bazı maçlarda özellikle Juventus'ta oynanan maçta bu özelliğini iyi kullanmıştı. Duvar olarak pas çıkararak vesaire, ama ya gol vuruşu olmadığı zaman bir santraforun, eğer Elmander değilse, ki Elmander'in gol vuruşları da iyiydi, tutunamıyor artık futbol dünyasında. Ya o bizim devamlı zaten dem vurduğumuz olaylardan birisiydi. Yani o golcü vuruşu Mustafa Muhammed'de hiç olmadı yani. Galatasaray'da iyi oynadığı dönemde de öyle inanılmaz gol vuruşları yapabilen, çok bitirici özellikleri top seviyede olan bir futbolcu değildi Mustafa Muhammed. Tamamen saha içerisinde mücadele gücü ve keza yine aynı şekilde mücadelesiyle oynayan bir futbolcuydu. Ama hani bunu da bir kenara bıraktığınızda biraz mental olarak buradan da koptuğu zaman aslında hiçbir artısı kalmayan bir futbolcu Mustafa Muhammed. Ama işte benim de düşündüğüm şey şu. Yani bu oyunculuk için Galatasaray bir bedel ödedi, aldı. 4 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten 2 milyon dolara yaklaşan da bir kiralama bedeli ödemiştik. Hani öyle ya da böyle aldık. Kadromuzda bulundurduk. En azından hani ikinci golcü ya da üçüncü golcü olarak kadroda yine Galatasaray kadrosuna yer verip belli bir performans göstermesini sağlayıp satmak daha doğru olur mu diye düşündüm ama sanki Mustafa Muhammed'i sene başında satmak daha kolay olurdu. Yani kiralık bir anlaşmadan ziyade örnek veriyorum işte 4,5 milyon euro ya bonservisini verseydi Galatasaray ama bonservisiyle verseydi yani. Hani kira artı opsiyonlu formülle Mustafa Muhammed'in zaten ben gittiğinde de Nant'a açık konuşayım ilk performansı beni şaşırttı. Yani ben kalacağını da hiç düşünmüyordum Nant'a ki nitekim iş döndü dolaştı bizim düşündüğümüz noktaya geldi ama ilk etaptaki performansıyla hani altta kalacak tarzında haberler çıktıktan sonra beni biraz şaşırtmıştı işin doğrusu. Hani inşallah da kalır diye söylemiştim. Ama hani devre arasını görmeden tekrardan İbre kalamayacak, tekrardan Galatasaray'a dönecek gibi bir duruma doğru evrildi. Ama yine de dediğim gibi bekleyip görmek lazım. Hani Mustafa Muhammed tekrardan ekstrem bir performans gösterirse işler değişebilir ki yerine aldıkları Del Ortun'da hani çok mükemmel bir performansı yok Kubilay'ın. Yani ben biraz incelemeye çalıştım. Hani oynadı Fransa Ligi'nde gol atmamış zaten. Hani Nice'den aldılar. Hani Nice'de golleri var ama şu ana kadar Nantes formasıyla Lig 1'de gol atmamış. Sadece Coupe de France'da iki tane gol attığını yanlış hatırlamıyorsam gördüm. Onun haricinde gol katkısı da yok yani. Hani öyle mükemmel katkı verdi. Hani Mustafa Muhammed'i tamamen unutturdu. Mustafa Muhammed oynamaz gibi bir durum da söz konusu değil. Umut ediyorum tekrardan grafiğini yukarı doğru çeker Mustafa Muhammed ve orada kalıcı olur. Benim temennim dönmemesi yönünde.
Ben de maçlarını izlediğim kadarıyla Mustafa Muhammed'in bazen oyundan koptuğunu görüyorum, küstüğünü görüyorum. Biraz da Nant Muhammed'in oyun tarzına uygun bir takım değil aslında. Daha çok hızlı hücumlar deneyen bir takım Nant ve Muhammed de orada sırıtıyor. Çok sırıtıyor yani, öyle böyle değil. Ben kesinlikle bonservisini alacağını düşünmüyorum Nant'ın. Galatasaray'a gelirse de Nail Bey'in yorumunu okuyayım. Mustafa Muhammed bence satılmamalı. Çünkü Okan Buruk oyuncuyu parlatıp yüksek bir fiyata sattırabilir demiş. Yani burada aslında bir bakış açısı. Deneyebilir Muhammed'i yazın. En azından Temmuz, Haziran, Ağustos aylarına kadar. Belki bir bakmışız Muhammed Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemesindeki forveti olarak sahaya çıkmış. Icardi süreci uzarsa eğer. Yani her şey olabilir. O da ayrı bir ironi olur abi. Bunu da söyleyeyim. Emin Bey bence Mustafa Muhammed Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil demiş. Erol Tuncer her kulüp bizim gibi değil ki bir dünya para verip alsınlar. Adamlar ilk önce kullanıyor, beğenmediler mi şutlayıp, hem de bunda zorunlu satın alma yok mu? Zorunlu satın alma opsiyonu maalesef Muhammed'e yoktu. Koydurmadılar. İbrahim Bey, gerçekçi olalım, Okan Hoca'nın oynatıp oyun Mustafa Muhammed'e göre önde pres, ileride basma, Muhammed fiziksel olarak çok güçlü. Okan Buruk'un sistemine belki uyabilir ama Okan Buruk çift forvet oynamıyor abi. Yani Icardi varsa senin seneye Muhammed yedek kulübesine oturacak. İkinci santrafor olarak faydalı olur mu Muhammed? Belki olabilir. Ama onun da performans olarak biraz Ya bir daha... de şöyle bir şey var Kubilay. Yani hani örnek veriyorum, gole ihtiyacın var. Mustafa Muhammed'i sahaya attın. Hani sana gol katkısı verir mi, o da şüpheli. Şimdi gol pozisyonu geldiğinde de çok rahat atabilen bir oyuncu değil ki. Diyeyim ki hani gol vuruşlarını zaten çok rahat yapabilen ama maç temposu çok düşük bir oyuncu. Ama golcü vuruşu var. Hani gol gelirse Gomis mesela, hani evet temposu çok çok düşük ama hani gole ihtiyacın olduğunda, bir gol pozisyonu geldiğinde bunu gol çevirme ihtimali bana göre Mustafa Muhammed'den daha fazla. Ama Mustafa Muhammed'i kullanmanın tek formülü var. Yani Galatasaray'da ikinci ya da üçüncü golcü olarak kalırsa, yani Icardi'de Galatasaray'da devam ederse, Mustafa Muhammed sadece önde olduğunuz dakikalarda hani gole ihtiyacınız yok ama ön alan presiyle rakibi çıkarmamaya çalışıyorsunuz. Biraz daha boğmaya çalışıyorsunuz. Pozisyon vermemeye çalışıyorsunuz. Icardi de yorulduğu dakikalarda hani ön alan presiyle etki olması anlamında Mustafa Muhammed'i oyuna alabilirsin ama gole ihtiyacın varken Mustafa Muhammed hamlesi yapabilmek bence çok Okan Hoca'nın düşüneceği bir şey değil. Katılıyorum abi sana. Emin Bey'in bir sorusu vardı. Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde ne yapabilir bu Galatasaray'la demiş. Ya ben çok böyle 2-3 sene sonraki hedef olarak görüyorum Şampiyonlar Ligi'ni. Evet, kadromuz çok üst düzey. Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapabilir. Ama öncelikle sağlam gitmek lazım. Ben o yüzden Konferans Ligi'nin ve UEFA Avrupa Ligi'nin Türk takımları özelinde ve Galatasaray için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir Avrupa kimliğini yeniden kazanmak için abi. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama mesela bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde olsaydı Galatasaray yüksek ihtimalle çeyrek finali görecekti. Belki yarı finali zorlayabilecekti. Baktığımız zaman bu da hem kültüre biraz katkıda bulunuyor, hem teknik direktör Okan Buruk'a katkıda bulunuyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok üst seviye. Yani oralarda kadrondan ziyade başka şeyler de gerekli oluyor sanki biraz. Sen ne dersin abi bu şeye? Yani bu Şampiyonlar Ligi Yani kadro gitmek, oralarda başarılı yapmak hedefi doğru mu sence? Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın hani Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'ni yan yana koyduğumuz zaman evet, hani elbette bizim gönlümüz her zaman Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek, Şampiyonlar Ligi'de kalıcı olabilmek evet çok mümkün değil. Ya yani bunu da kabul etmek lazım. Çünkü oradaki kulüpler, evet Galatasaray güçlendi, güçlenmeye devam ediyor ama oradaki kulüplerin durumu çok çok farklı. Ama benim gönlüm her zaman şundan yana. Hani Şampiyonlar Ligi gruplarında var olalım. Oynayalım Şampiyonlar Ligi gruplarında. Oradan en azından belli bir gelir elde edelim ama üçüncü olarak belki Avrupa Ligi'ne ya da alt kademelere devam edebiliriz. Ya da böyle bir durum söz konusu olabilir. Avrupa Ligi bence Galatasaray için daha gerçekçi bir hedef ki senin de söylediğin gibi Galatasaray'ın eğer mevcut kadrosu içerisinde bir sıkıntı çıkmamış olsaydı ve artı olarak da Galatasaray Avrupa Ligi'nde olabilseydi. Geçen sene mesela Ziraat Türkiye Kupası bence çok çok önemli bir hedefti. Çünkü ligde çok çok kötüydü. Ziraat Türkiye Kupası bizim için bir hedef olabilirdi ama oradan da çok erken elendik. Hani orayı en Neyle? azından kazanabilseydik belki Denizli'ye mi eğlenmiştik? işte 3-2. Evet, Denizli Spor'du. 3-2 öndeydik. Son saniyede gol yedik. Daha sonra uzatmalarda tekrardan elendik. Yani o yüzden
En azından orası hedef olabilirdi. Ve Galatasaray'ın bu seneki kadrosu bence Avrupa Ligi'nde olsaydı çok farklı şeylerde konuşuyor olabilirdik. Bu da bir ihtimal bence. Hatta çeyrek finalde yukarısını da görebilirdi. Ya da belki şöyle bir şey de olabilirdi. Okan Hoca ve yine Dursun Özbek, Erden Timur bence oraya da transfer yapabilirlerdi. Yani Galatasaray bu sene sadece Avrupa sadece Türkiye Ligi'nde değil Avrupa'da da mücadele ediyor olsaydı bence ekstra transferler de gelebilirdi devre arası transfer döneminde. Özellikle gruptan çıktığımız takdirde. Dolayısıyla hani oralarda bizim için bence daha gerçekçi hedef olur ama Şampiyonlar Ligi'nde de bulunmak, o müziği duymak da elbette Galatasaray taraftarının en büyük isteklerinden birisi. Bu da gayet anlaşılır. Abi Patrick Fanarot konuşacaktık. Volkan Bey de hemen yazmış zaten Fabrizio Romano'nun haberini prensip anlaşmasına var diye. Ben onu ekrana getireyim. Bizim konuşacağımız kaynak farklıydı. Fabrizio'da geçmiş. Fabrizio'dan ilerleyelim abi ki o da beni çok şaşırttı. Seni bilmiyorum duygularını. Haber şu ki prensip anlaşmasına vardı. PSV Eindhoven'da Galatasaray Patrick Fanarot'un bonservisi konusunda. Yani Fanarot önümüzdeki sezon artık Galatasaray formasını giymeyecek. PSV'de top koşturmaya devam edecek. Ne düşünüyorsun abi? Bu PSV'nin ilginç kararı hakkında diyeyim. Çünkü ben inanamadım görünce. Ya aslında hani madem bu kadar kısa süre içerisinde almayı tercih edeceklerdi niye bu kadar beklediler? Yani daha doğrusu niye bu kadar beklediler diyorum yanlış oldu. Hani sene başında şu an aldıkları dönemde Ocak ayı transfer döneminde doğrudan bonservisiyle almayı da tercih edebilirlerdi. Yani hani anlamadığım şey şu hani bu kadar kısa süre içerisinde Patrick Van Aert ne gösterdi bunlara da bonservisini almaya karar verdiler. Madem Abi. Patrick Van Aert'ı bu kadar beğeniyorlardı niye Ocak ayı transfer döneminde kadrolarına katmadılar? Doğrudan yani Şöyle bonservisinde beraber. Fanarot'un maçlarını izledim PSV'de. Zaten iki maç ya da üç maça çıktı. İlk maç felaket kötüydü. Çok kötüydü. Ama son maçta baya baya çok göz boyayıcı bir performansı imza attı. Hani asist yaptı. Bindirmeleri çok etkiliydi. Savunmada hata yapmadı vesaire. Hani böyle dedim ki ben diyor bu Fanarot bizim Fanarot mu? Ama onun öyle performansları vardır. Yani PSV'nin Ya bundan var, tek. Van Aert Galatasaray'daki ilk senesinde kötü değildi ki Kubilay. Evet. Çok kötü Yani değildi, evet. Galatasaray'daki ilk senesinde de bence hani kötü değildi saha içerisinde. Bence hatta şunu söyleyeyim daha iddialı olsun. Bence saha içerisinde hani ayakta kalan birkaç oyuncudan biriydi bence. Bana göre Patrick Van. Geçen seneki Galatasaray kadrosunda Kerem ile beraber aynı zamanda. Çünkü baktığın zaman hani 3 ya da 4 tane asisti vardı. Yine 3 tane gol atmıştı. Önemli maçlar oynadı, iyi maçlar çıkardı. Avrupa Ligi performansı da bence kötü değildi. Orada da iyi maçlar oynadı. Elbette biraz koptuğu, biraz daha sıkıntılı, problemli performanslar gösterdiği maçlar elbette oldu sezon içerisinde ama hani bu seneki Patrick Van Aert kadar kötü değildi. Yani bu sene yanına pas atamayan bir Patrick Van Aert'a dönüştü ama bunun da ben kaliteden ziyade tamamen şeyle alakalı yani mental bir problemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gidecek, kalacak, gitmeli, gideceksin diye bir baskı da uygulanmış olabilir. Hani bununla beraber sanki iş buraya geldi. Hani Patrick Van Aert bu kadar kötü değildi de hani son döneminde bu kadar kötü bir hale evrildi gibi geliyor bana. Hani oradaki performansını bilmiyorum. Sadece asistini izledim. Bir arkadaş da onun altına çok güzel bir yorum atmıştı. Yani Patrick Van Aert'ın asistinde Patrick Van Aert'tan başka herkesin katkısı var diye. Çünkü hani çok çok asist olmayacak bir toptu aslında. Yani çok yukarıdan attığı bir ortaydı. Hani top oradan geldi, olmayacak bir gol oldu. Asist yazıldı ama. Top çıkmasın diye tutmaya çalıştı, vurdu yani öylesine içeri çevirdi. Top dışarı çıkmasın diye asist oldu. Ya işte diyorum ya bu tarz işlerde bu tarz performanslar da var. Ama beni çok şaşırttı işin doğrusu. Yani hani dediğim gibi ben kendi kendime sordum yani. Hani bu kadar iyi olduğunu düşünüyorlar. Niye almadılar Ocak ayı transfer döneminde doğrudan bonservisiyle? Ya da hani şöyle bir şey vardır. Hani performanstan emin olamazsın, alırsın. Ama sene sonuna kadar hani kullanayım, iyi olursa bonservisini alırım dersin. Bu gayet anlaşılır. Ama hani 2-3 maç kullandılar, hemen bonservisini almaya karar vermişler. Galatasaray'la anlaştılar. Hani bu kadar hızlı gelişecek de her şey, hani niye Ocak ayında almamışlar yani? Hani bu kadarla kısa sürede ne gördüler acaba Patrick Van Aert'ta da hemen almaya karar verdiler. Bu beni biraz şaşırttı. Abi şey olabilir yani Fanarot PSV altyapısı çıkıştı. Yani aslında PSV'nin oyuncularından bir tanesi geçmiş dönemde. Şey olabilir belki finansal fair play durumundan kaynaklı PSV böyle bir yöntem izlemiş olabilir. Hani özellikle devre arasında kiralayalım
Sezon sonu zaten alacağız. Hemen de Ya bonservis olabilir. görüşmesi. Anlaşmış Olabilir elbette de hani Patrick Van Aanholt'u alacakları bedelin de ben çok maksimum seviyede olacağını falan da düşünmüyorum aslında yani. Hani Galatasaray'a ne kadar bir bonservis ödeyecekler ki? Hani sonuçta farklı bir transfer süreci olsa doğru söylüyorsun. Hani o tarz süreçlerde yapıyor. Biz de yaptık daha önce. Mesela Luyendam'a da yapmıştık. Hani kiralık artı zorunlu opsiyon hani o şekilde gösterip doğrudan bonservis ödemesi yerine. Hani bu tarz anlaşmalar söz konusu oluyor da hani Patrick Van Aanholt'a ne kadar bonservis ödemiş olabilir ki yani ne kadar bir ödeme yapmayı planlıyor olabilirler ki Galatasaray zaten hani maaşından kurtulalım da hani nereye gidiyorsa gitsin modundaydı öyle gönderdi aslında Patrick Van Aanholt ama şu an para kazanma ihtimalimizin ortaya çıkmasıyla beraber hani çok daha iyi bir anlaşmaya imza atmış olduk. Maksimum ben 1,5-2 milyon euro maksimum Van Aanholt'u verirler diye düşünüyorum. Onu verirlerse de zaten Erden Timur'un bir nişan. Hani böyle bir nişan hani böyle özel Van Aanholt satma nişanı verilebilir. Kavanda'dan sonra Galatasaray'ın bonservis değerlendirmelerde ikinci isim olur bence. Tam aklımdan Kavanda geçti yani. Hani Galatasaray Kavanda'dan bile 2,4 milyon euro para kazanmıştı. Hani ondan sonra en şaşırdığım anlaşmalardan biri olabilir. Ki hani güzel de bir transfer olur Kubilay. Şöyle söyleyeyim sana. Bedavaya aldı Galatasaray. Bir sene kullandı. Aslında ilk senesinde performans da aldı. Ondan sonraki yarım dönemini saymazsak hani ilk sene performans verdi. Bedelsiz geldi. Galatasaray 2 milyon euro üstüne para kazandı. Maaşından da çıktı. Hala kontratı devam eden bir futbolcu çünkü. Hani bunların hepsini yan yana koyduğun zaman gayet olumlu bir anlaşma gibi görünüyor. Abi bu Patrick Van Aanholt sorularını, yorumlarını yaparız birazdan yine konu gelirse ama Emin Bey'in sorusuna da bir cevap arayalım izleyicilerimizle birlikte. Şimdi diyor ki Firmino hakkında ne düşünüyorsun? Sen abi haberi yapmıştın bundan 2,5-3 hafta önce. Sonra Türkiye basınına geldi haber. Transfer dönemi kapanmadan. Şimdi de yazın ayrılacağını açıkladı Jürgen Klopp Firmino'nun Liverpool'dan. Baktığımız zaman Firmino boşta. Galatasaray'a önerilmiş bir futbolcu. Ben bunu şunu çıkarıyorum bu yorumum sadece. Galatasaray'a önerildiyse eğer oyuncunun pek de bir talebi yok gibi. Yani benim anladığım bu. Var mı yazı transfer döneminde böyle bir hamle bekliyor musun Galatasaray'dan? Yoksa bu devre arasında oldu, kabul etmedik. Yazın düşünmeyeceğiz mi isim mi? Düşünmeme ihtimalin yok yani. Hani Firmino gibi bir oyuncuyu bu işin dışında bırakmak söz konusu olmaz. Galatasaray mutlaka Firmino konusunda da bir araştırma yapacaktır, bir deneme yapacaktır. Tekrar tekrar bu işin peşine düşecektir Galatasaray. Hani devre arası transfer döneminde zaten şunu söyleyeyim Kubilay. Galatasaray aslında çok da olur gibi gitmedi. Hani tamam biz gideceğiz, alacağız, geleceğiz diye bir durum söz konusu değildi. Hani ben de bunu yayınlarda söyledim. Liverpool bırakmak istemiyordu zaten ki hani son Manchester United maçında sonradan oyuna girdi, yine gol katkısı verdi. Hani çok evet sene sonunda düşünmüyorlar kadrolarında ama bu tarz takımlar hani kadrolarını Ocak'ta çok bozmuyorlar mesela. Hani, mesela ben futbol menajeri oynarken Ocak'ta bir anda böyle 10 tane transfer falan yaparım. Bir 10 tane oyuncu gönderirim falan ama hani elbette profesyonel insanlar bunu yapmıyorlar. Yani hiçbir zaman Ocak ayı transfer döneminde bu kadar ciddi kadro revizyonları göremezsin Avrupa'nın önemli takımlarında. Hani ellerindeki oyuncuları da düşünmüyorlarsa bile sene sonuna kadar kadrolarını da tutup performans alıp daha sonra göndermeyi tercih ediyorlar. Araya gireceğim. Van Aanholt'la alakalı. Yani heyecanlı evet. Bir haber aldım şu an. Az önce dedin ya 1,5-2 maksimum verirler diye. 2,8'e yakın bir şey olabilirmiş. Bonservis. Vallahi. Yani Galatasaray'ın bence o üzerindeki 8 ile bir 800 bin euro ile falan böyle bir bayağı bir yardım yapması, bayağı bir böyle fakir doyurması gerekebilir yani. Gerçekten çok önemli rakam. O 800 bin euroyu bence yani bu tarz transfer süreçlerinin devamı adına kullanmak gerekir. 3 istiyor Galatasaray. 2,8 doğru bitebilir transfer. PSV zaten 2,5 vermiş. Hani buradan da öyle bir güzel bir kazanç belki Icardi eklenir. Başka bir transfer eklenir. Patrick Van Aanholt'u da iyi anlarız. Abi devam edebilirsin Firmino'dan. Böldüm kusura bakma. Yok sıkıntı değil. Dediğim gibi yani hani onlar çok tercih etmiyorlar zaten bu Ocak ayı transfer dönemlerinde kadro revizyonu yapmayı. Dolayısıyla zaten Firmino'yu göndermek istemiyorlardı. Kullanıyorlardı. Belli maçlarda da oynatmışlardı. Hem Şampiyonlar Ligi hem Premier Lig dahil olmak üzere. Dediğim gibi son maçta da yine kullandılar. Dolayısıyla baktığımız zaman Ocak ayı transfer döneminde Ocak ayı diyorum. Haziran ayı transfer döneminde yani yaz transfer döneminde olabilecek bir transfer süreci.
Ama Avrupa'dan talipleri var. Ben Bundesliga'dan bir ekip duydum. Artı olarak yine Hollanda'dan da bir ekip olabilir. Öyle bir durum söz konusu. Belki eski takımı da hani arzu edebilir Bundesliga'dan. Onlar da transfer etmek isteyebilirler ama Firmino için ben Galatasaray'ın iddialı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın kurmuş olduğu kadro, hedefi, projesi bence Firmino'yu ikna edebilir. Çünkü Firmino hala Avrupa'da özellikle Galatasaray Ligi, Galatasaray'ın oynadığı lig, Süper Lig ve yine mücadele edebileceğimiz liglere baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi liglerde çok rahat bir şekilde forma giyebilecek kalitede bir oyuncu. Artı olarak da yaşı da hala bence iyi. Yani 35 yaşındaki Mertens'in Galatasaray'da Türkiye'de neler yaptığını göz önünde bulundurursak 31 yaşındaki Firmino'nun da bundan çok daha fazlasını verebilme ihtimali söz konusu olabilir. Aynı zamanda çok fazla soruluyor. Onu da cevaplayayım. Hani Icardi ile alakalı bir transfer süreci değil. Yani Icardi, Firmino gelirse Icardi gelmez. Onu artık demek ki alınmayacak. Hani Icardi işi olmadı demek ki gibi düşünmemek lazım. Bununla hiçbir alakası yok. İkisi birbirinden bağımsız. Okan Hoca'nın Firmino'yu istemesindeki temel faktör Mertens'li oyunu bir oyuncuyla daha oynayabilmek. Yani Mertens olsun ya da olmasın Galatasaray orada bu sene oynadığı oyunu daha tempolu bir şekilde oynayabilir Firmino'yla. Yani Icardi ile Firmino'yu arkalı önlü de kullanabilirsiniz. Firmino'yu zaman zaman tek santrafor olarak da kullanabilirsiniz. Yani Firmino elimizde birçok farklı alternatifi, birçok farklı formasyon oluşturabilecek bir futbolcu. Ama dediğim gibi talipleri var. Oyuncu tarafının düşüncesi de sene sonuna bu işi bırakmak. Muhtemelen gelecek teklifleri görecektir ve en doğru kararı kariyer açısından verecektir. Ama Galatasaray'da hani şu an bitirme niyetinde ama çok da kolay değil. Zaten olursa bile bu transfer Haziran başında olacak bir iş değil. Ya bence de Ağustos'a doğru kalabilecek bir transfer Firmino işi. O da teklif bekleyecektir. Ali Taşkan Bey, sezon sonu hangi sol beki istersiniz? Alexandru, Alex Teyes, Grimaldo demiş. Ben Grimaldo'yu isterim ama buradan gelme ihtimali en yüksek olan isim Alexandru ile Alex Teyes. Buradan da Teyes'in belki bir ihtimali çıkacağını düşünüyorum ama Galatasaray'da Okan Buruk istemeyebilir Teyes'i bence. Bence sol bek konusunda hızlı davranmaya gerek yok. Birazcık oyuncu analizini doğru yapmak lazım abi. Ya %100 öyle. Yani Teyes konusunu zaten önceki yayında da konuşmuştuk. Ama hani yaşının biraz daha yüksek olmasına rağmen ben Sandro'yu da çok beğeniyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Sandro da fena değil abi de biraz kafa olarak, mental olarak sorunlu ama gerçi Galatasaray dediği gibi izleyicilerimiz ya Florya'nın suyunu içen düzeliyor diye. Hani Sandro da gelse o problemlerinden hangi oyuncumuz sorumlu değil ki bu bile? Evet, hangisinin yani mental problemi yok yani değil mi? Hani baktığın zaman hepsi için aynı şeyler söyleniyordu. Icardi'den tut Zaniolo, diğer alınan futbolcular, hani Sergio Oliveira için bile bir dönem benzer şeyler konuşuldu. Hani mental olarak sahaya çok adapte olamıyor vesaire gibi. Ama geriye dönüp baktığın zaman hepsinin Galatasaray'da göstermiş olduğu performanslar ortada. Hani bize sanki futbolcunun çok da böyle mental olarak iyi durumda olanı da yaramıyor gibi yani. Hani biraz daha böyle bu tarz topçuları alıp revize etmek onları daha doğru olacak. Bir tweet vardı abi hatırlar mısın? Galatasaray bilerek bu tarz oyunculara yöneliyor. Sonra Fatih Selim'e baba dedirtiyor diye bir tweet vardı. Çok net. evet hatırlıyorum. Bir vardı evet öyle bir şey. Mustafa Muhammedler vesaire. Kim gelirse Galatasaray'a çok mutlu olur. Fatih Terim'e babam da babam. Luyendiman'ın açıklamaları vardı. O, hani babamı çok seviyorum vesaire diye. Evet çok iyi bir tweetti. Abi bir tane daha sorumlu karaktere geçelim o zaman. Bu transfer görüşmesinin haberini senden alacağım ben detaylı olarak. Alex Oxlade-Chamberlain menajerler aracıyla Galatasaray'a yönelildi. Liverpool'da sakatlıkları nedeniyle ve performans nedeniyle çok süre bulamayan bir isim aslında. Sen abi ne düşünüyorsun? Böyle transfer gelişmesi var mı? Yoksa menajerlerin çıkardığı bir haber mi bu? Chamberlain konusu. Chamberlain konusunda ben hiçbir şey duymadım. Galatasaray'ın gündeminde var mı yok mu diye de bir bilgi almadım. Hani Chamberlain bilmiyorum ama hani ne olduğu bence çok belli olmayan oyunculardan birisi. Yani mesela Chamberlain dediğin zaman aklına aslında hangi mevkinin oyuncusu gibi geliyor? Ya abi normal şartlarda hücum oyuncusu gibi geliyor. Yani sağ kanada koyarım 4-3-3'ün. Orada oynardı. Kariyer başlangıcı da zaten o tarzda oldu ama biraz orta sahaya evrildi. Ya son dönemine baktığın zaman adamın içinden bir 6-8 arası 8 numara falan çıktı yani. Hani Chamberlain deyince
benim biraz daha böyle gençlik yıllarıma doğru Chamberlain bir kanat oyuncusuydu. Hatta o dönemde en hani gözde görülen işte yukarıya doğru çıkar denilen gerçekten ciddi hedefleri olduğu söylenen bir oyuncuydu. Ama yanlış hatırlamıyorsam bunda da çok ciddi sakatlık problemleri oldu. Yani hani bir türlü orada o istikrarlı performansı ve gereken patlamayı yapamadı. Olmadı, tutmadı, devam edemedi. Yolu Türkiye'ye düşer mi? Düşebilir. Ben bekliyorum. Aslında böyle bir hamle bekliyorum. Olabileceğini de düşünüyorum. Türkiye'de gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum. Sadece Galatasaray için değil. Yani Galatasaray olsun olmasın. Farklı takımların da muhtemelen ilgisi olacak bir futbolcu olacaktır Chamberlain. Ama Galatasaray'ın ben çok ilgileneceğini düşünmüyorum Kübra'yım. Yani bunu daha önce de söylemiştik. Yani sakatlık problemleri olması, artı performansının ve kariyerinin çok düşüşte olmasıyla beraber sanki Galatasaray daha farklı oyuncular almayı tercih edebilir ve Chamberlain bize çok uymayabilir diye düşünüyorum ki benim de duyduğum zaten Galatasaray'la alakalı bir herhangi bir düşünce ya da görüşme söz konusu değil. Belki menajer kaynaklı bir haber de olabilir. Kerim Bey'in yorumuna katılıyorum bu arada. Chamberlain aynı Walcott ve Welbeck gibi sakat çok gereksiz olur. Zaten bu saydığınız isimler Walcott'u bir kenara koyuyorum. Welbeck ile Chamberlain sakatlanmasa ve performanslarını sahaya yansıtabilselerdi şu an çok çok daha farklı bir seviyenin oyuncularıydı. Ancak ikisi de çok sakatlanıyor. Chamberlain hayal ettirdikleri çok abi Galatasaray orta sahasında. Ama olmaz yani olmaz. Kesinlikle sakatlanır. Bir şekilde Galatasaray'a fayda sağlayamaz gibi geliyor. Emin Bey'in sorusunu abi şöyle kısaca geçelim. Bunu ben kapattıktan sonra bir sorum daha var demiş. Galatasaray'ın kadrosu sezon sonu bozulacak mı? Bozacaklar mı Galatasaray'ın kadrosunu? Abi zaten geçtiğimiz yayınlarda da seninle konuşuyorduk. Nelson, Sacha Boey, Torreira. Bu üç ismin ayrılabilir olarak görüyoruz. Ama özellikle Nelson'la Sacha Boey'un biraz daha ihtimali fazla. Ayrılma ihtimali. Yani bozulacak. Ya bozulmaması çok da mümkün değil. Yani bu her yerde böyle. Yani hangi takım biraz başarılı olursa onun kadrosu eğer çok koruyabilecek bir ekonomik gücü yoksa bozulur. Bu dediğim gibi Avrupa'daki önemli kulüplerde dahi bu yaşanabilecek bir durum yani. Dikkat et mesela. Hani ben önümüzdeki sene mesela en bozulmasını beklediğim kadro Napoli kadrosu. %100 yani. Hani Napoli bozulmama ihtimali o kadar güzel bir örnek verdi ki Napoli kadrosunu bence bu sene son kez izliyoruz ya. yani işte mesela hani bu tarz kadrolar böyle bir araya gelip ve çok ilginç performanslar gösteren kadrolar %90 bozulur. Şimdi Galatasaray'ın kadrosu elbette bunun biraz dışarısında olabilir. Belki farklı düşünebiliriz. Galatasaray mümkün mertebe kadrosunu korumaya çalışacaktır. Ama yani oyuncular performans gösterdiği için ve sizin de onları koşulsuz şartsız tutacak bir durumunuz olmadığı için elbette göndereceğiniz oyuncular olacaktır. Şimdi sonuçta siz Real Madrid değilsin yani. Hani tamam Galatasaray evet çok önemli bir marka, çok önemli bir kulüp. Ekonomik olarak belki işte bu Real Madrid, Liverpool gibi kulüplerle mücadele edebilecek bir gücümüz evet yok. Bununla beraber de hani örnek veriyorum. Belki Real Madrid'e X bir futbolcusu için 25 milyon euro bir teklif geldiği takdirde Real Madrid kabul etmezse batmaz. Ama sen kabul etmek durumundasın. Yani senin farklı bir seçeneğin yok aslında. Yani oyuncuyu mümkün mertebe göndermek zorundasın. Oyuncu zaten gitmek isteyecektir. Çünkü evet tekrar söylüyorum Galatasaray çok iyi bir kulüp. Çok farklı bir kulüp. Türkiye'nin en iyi kulübü ama hani farklı Avrupa takımlarından teklif geldiği takdirde oyuncuların gitmek istemesi de çok doğal. Bunu da anlamak lazım. Yani sadece bizimle alakalı işte biz kadroyu hadi bozalım. Mesela sen Dursun Özbek'sin, ben Erden Timur'um. Hadi şu kadroyu bozalım demiyoruz zaten. Yani mümkün mertebe zaten tutmaya çalışacaksın bazı oyuncuları ama teklif gelince de oyuncular da gitmek isteyecektir. Ki bunu Ocak ayı transfer döneminde yaşadığımızı söyledim. Victor Nelson'la, Saçalo'yla bunları Galatasaray yaşadı ama oyuncular tuttu. Bir şekilde tuttu. Konuştu, anlaştı, tuttu. Ama hani yaz transfer dönemi için bunu yapamayabilirsin. Hani mecbur satmak zorunda kalabilirsin. Buna da yapacak bir şey yok. Zaten önemli olan şey şu. Oyuncuların yerini de doldurabilmek. Yani oyuncu elbette mutlaka çıkar. Şimdi 10 tane transfer yaparsın tamam mı? Yani genç oyuncu alırsın 10 tane. İşte 18 ile 22 yaş arası 10 tane genç Wonderkid adayı aldın. Bunlardan mutlaka birkaç tanesi tutar. 10 taneden işte 3 tanesini tutturdun diyelim. Bir 3 tanesini sattın. Önemli olan o oyuncuların, o sattığın oyuncuların yerini de iyi şekilde doldurabilmek.
Önemli olan nokta bu. Mesela Galatasaray Saçavuğ'u mutlaka satacaktır. Satmak zorundadır zaten. Yani 25-30 milyon euro bir teklif geldiğinde zaten satacaksın. Sattın diyelim ama sattığın zaman onun yerini doldurmak çok çok önemli. Ya da Torreira'yı gönderdin. Torreira'nın yerini daha iyi şartlarda doldurabilmek çok önemli. Şimdi 30 milyon euroya oyuncu satıp 30 milyon euroya onun yerine oyuncu alamazsın zaten. Ama önemli olan şey şu. 30 milyon euroya Torreira'yı sattığın takdirde tekrardan 6-7 milyon euroya bir Torreira daha bulabilmek işte mesela. Yani. Bunu yaptığın Abi zaman seviye atlıyorsun. çok doğru söylüyorsun. Icardi'nin izleyicimizin sorusu neden mecbur diyor Galatasaray oyuncu satmıyor? Yani Galatasaray'ın kasası doluyor, borçlar kapanıyor. Takım ruhunu korumuş niye anlamıyorum. Şöyle bir durum var. O bizim borçlarımızın kapattığımız denklem Galatasaray'ın oyuncu transferleriyle pek bir alakası yok. Yani kadro kurulurken oradan borçların kapanması Galatasaray'a bir yarar sağlayamıyor. Bizim finansal fair play anlaşmamızda aslında oyuncuları satmamız gerekiyor ki o anlaşmaya biraz uyabilelim. Mecbur kalacağız yani Sasha Boy gibi o tayt Bir de tehdit. yani şöyle bir şey var. Bunun borçla bir işi yok Kubilay. Yani O sen borcunu sıfırlasan bile başka bir sen şey. borcunu sıfırlasan bile yani insan sonuçta bu yani. Sen bunu kolundan tutup sıkı sıkıya zincirleyecek, bağlayacak, kelepçeleyecek halin yok yani. Oyuncu da sonuçta bir insan. Ve daha Avrupa'da örnek veriyorum. Galatasaray önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde yok. X bir futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde olan bir kulüpten teklif aldı. Gitmek istiyor. Ne yapacaksın? Hayır sen burada kal desen, tutsan belki performansı düşecek. Ondan kazanabileceğin bedelden daha azını kazanmak durumunda kalacaksın. Bunların hepsi bir faktör. Bunu düşünmek lazım. Bunu Türkiye'deki kulüplerin çoğu yaşadı daha önce. Mesela Abdülkadir Ömür'e gelen tekliflerin %1'i gelmiyor şu an. Bunları 17 yap. milyon, 17 milyon euro teklifi satmadığını açıklamış daha Mezahoğlu, Abdülkadir Bak Ömür. mesela Yusuf Yazıcı'yı şu an sattıklarına bence ayakta alkışlıyorlardır kendilerini. Yusuf'u tutsaydın, belki bir sene daha tutsaydın ne olacaktı Yusuf? Yitip gidecekti belki de. Yani şu an Yusuf'un geldiği noktayı görüyorsun. Trabzonspor'da hani inanılmaz bir performans göstermiyor. Yani mecburiyet diye kastettiğim şey bu. Yani biz ekonomik olarak mecbur olmak zorunda değiliz. Ama hani borcun sıfır borçlu olsan bile ya Premier Lig'de Saçaboy'a teklif geldi. Arsenal Saçaboy'u istiyor. Ne yapacaksın Saçaboy'u? Sen kolundan tutup Florya'ya kelepçeleyecek halin yok. Mecburu satacaksın yani. Hani iyi bir Zaten teklifi almayan maksimum bedeli almaya çalışacaksın. Örnek veriyorum 25 milyon euro, 30 milyon euro kazanabileceğin bu oyuncudan maksimum bedeli kazanacaksın. Öyle ya da böyle göndereceksin. Ha sen bu oyuncuyu örnek veriyorum 50-60 milyon euro istedin. Satmadın. Satmamak için işi yokuşa sürdün. Bu oyuncunun yarın öbür gün performansı düşecek. Bu sefer 10 milyon euro, 15 milyon euro satacak. Belki kulüp arayacaksın. Bunların hepsi temel faktörler. Yani bu oyuncularla yolları da iyi ayırabilmek lazım. abi örnek vereyim sana konuyu aslında anlatabilmek için. Marka. Galatasaray Marka 12 milyon euroya sattı. Bence çok az bir bedele sattı. Ama Marka'yı şu an satmaya çalışsa Galatasaray'da oynasa ve sakatlık geçirdi şu an Sevilla'da. Yani 12 milyon euro hayal olur. Şu an Sevilla'da sakatlıkları nedeniyle süre bulamıyor Marka. Yani gelen oyuncuyu ederi geldiyse satmak dediğin gibi abi. En doğrusu ama Ozan Bey'in yorumuna da katılıyorum ben bu arada. Sasha Boy satılırsa umarım yerine Dubois var denilerek alınmamazlık yapılmaz. Boy gibi bindiren bir bek lazım demiş. Bence de oraya boyun ardından Dubois biraz sırıtabilir. Ben de aynı Yok fikirdeyim ama. bizi zaten çok da memnun etmez. Yani Dubois evet iyi bir bek, dengeli bir bek. Tam dengeli bek tanımının karşılığı bence Dubois. Yani ne inanılmaz bir hücumcu ne inanılmaz bir savunmacı. İkisinin ortası tam dengeli bek yani. Türkiye Ligi'nde Süper Lig'de iş görebilecek bir oyuncu ama diğer noktaları düşündüğümüz zaman hani Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi faktörleri düşündüğümüz zaman Galatasaray'ın tempolu oyununu düşündüğümüz zaman Dubois ile bu oyun çok olmaz. Yani Dubois Galatasaray'daki ikinci bek olur. İyi de olur. Galatasaray'da hani gözün arkada kalmaz. Sıkıntı yaşadığında kullanırsın. Bir sıkıntı yaratmaz. Ama hani birinci olarak net olarak onu kullanmak doğru olmaz. Yani Saçaboy zaten şu an öyle bir performans gösteriyor ki hani onun yerine kim alırsan al zaten sıkıntı yaşayabilirsin de. Ama yine de ne olursa olsun hani en azından benzer özellikleri olan, benzer işleri izletebilecek oyuncu koymak lazım. Yani Dubois onu yapamaz. İstese de yapamaz yani. Yapamaz. Yani Dubois'u da suçlayacak bir durumumuz yok. O da elde oyunu çok iyi Oyun biliyor. tarzıyla alakalı bu durum. Muhammed İsa Ross neden oynamıyor demiş. Yani şimdi Ross ilk maçta sanırım oynamıştı abi. Ben öyle hatırlıyorum. İstanbulspor'a karşı sanki. İlk hazırlık maçında Galatasaray oynamış olabilir Ross ama sakatlıktan çıkmıştı Ross. Ve onu bence Okan Buruk da önümüzdeki sezon
Galatasaray'da kiralayacaktır Ross'u. Bu dönem kadronun bir parçası olacak, kalacaktır. Ben de Ross'tan büyük şeyler bekliyorum ama şimdilik oynatmıyor, oynayamaz da yani. Yerini kimlerle dolduracağız demiş Emin Bey. Hani o birazcık zor bu oyuncuların yerlerini doldurmak ama o riskleri de Galatasaray alacaktır. Kerim Bey demiş ki Benfica oyuncu satmıyor artık ama kulüp dünyanın en çok oyuncularını satmış. Matic, Witsel, Di Maria, Enzo Perez, Enzo Fernandez, Lindelöf, Guimaraes, Ramirez, Quintero daha altyapı oyuncularını saymadım bile. Ama araştırmanızı öneririm Kerim Bey. Çok güzel örnekler. Müthiş paralar kazanıyor Benfica. Ama bundan 1-2 sene önce Porto ile birlikte büyük bir borç krizine girmişti Benfica. Hani onlardan da biraz çıkmaya çalışıyorlar. Bu kadar oyuncu satışına rağmen kulüpler kötü yönetilirse yine borç batağına batabiliyorsun ki Porto şu an bayağı zor durumdaydı. Icardi'ye çok teşekkür ederim. Icardi'nin izleyicilerini yayınızı beğenelim demişler. Çok mutlu oluruz. Abi diğer konularımıza da değinelim. Yani Kerim'in az önce... İzninle bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. İstersen onu da ekrana getirebilirsin. Galatasaray şu an sakat olan 3 futbolcuyla alakalı açıklama yapmış. Resmi açıklama yayınlamış. İstersen onu da ekrana getirirsen konuşalım. Ya da ben istiyorsan okuyabilirim burada. Abi sen oku. Onu üzerine değerlendirme yapalım. Dries Mertens'in sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği için tedavisine devam ediliyormuş ve salonda çalışma yapmış bugün. Midsö'nün yine bir sakatlığı var. Sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilmiş. Onunla tedavisi devam ediyor. Fernando Muslera ise bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmış. Ben abi ekrana da getireyim. Sen özellikle burada bizi ilgilendiren yani Galatasaray taraftarı merak ettiği Mertens ve Muslera. Misio de bizim için çok değerli bir oyuncu ama Mertens ve Muslera'nın durumları daha merak konusu oluyor. Muslera sanki dönecek gibi özellikle ikinci maçımızda Kasımpaşa maçı değil ama ikinci maçta dönecek gibi Mertens'in de risk edilmeyeceğini düşünüyorum abi. Sen ne düşünüyorsun? Ya zaten uzun zamandır antrenmanlara çıkmıyor Mertens. Hani evet düz koşular vesaire yaptığını gördük ama hani antrenman durumu söz konusu olmadığı için ki Galatasaray'daki oyuncuların zaten deprem sürecinden ötürü birçoğu uzun zamandır antrenman görmemişti. Artı olarak hazırlık maçlarının sadece belli bir bölümünde oyuncular oynadılar. Mertens bu maçlarda da yoktu. Dolayısıyla kullanılması bence çok büyük bir risk olur. Gerek de yok zaten. Hani Kasımpaşa karşısında iç saha maçında Mertens olmadan hani Zaniolo'lu kurguyla Yunus ya da Raşitsa'yı kanatta kullanarak Galatasaray o maçı yine kazanabilir. Mertens'i bir sonraki maçta kullanmak yani Konya deplasmanında kullanmak, oraya saklamak daha mantıklı olacaktır. Ama Muslera konusunda bilmiyorum. Belki bir risk alınabilir. Yani çünkü takımla beraber çalışmış. Bundan sonraki günlerde de takımla çalışacak. Muslera çok oynamak isterse oynar gibi görünüyor bana. Paşa maçı ama Kasımpaşa maçı sence o maç mı abi? Yani riske değer bir maç mı? Ben çok böyle Galatasaray'ın rahat bir galibiyet alacağı bir maç olarak görüyorum ama Kasımpaşa da Antalya'yı yendiği için biraz daha sanki buraya bir gövde gösterisi yapmak için gelecektir Selçuk İnan. Hani puan çıkarmak için. Yani rekor maçı çünkü Galatasaray'ın. Yenerse Türkiye Ligi rekoru kıracak. İşte bu yani artık her maç önemli aslında Kubilay. Yani mesela çok rahat kazanacağımızı düşündüğümüz bir Ümraniye maçı var. Hani çok büyük sıkıntılar yaşadık. O maçta Muslera'nın yaptığı çok kritik kurtarışlar da vardı. Evet, hatalıydı, bir gol vardı belki ama aynı zamanda hani çok kritik kurtarışlar da vardı. Belki maçın farklı bir noktaya gitmesini de engelledi Muslera. Hani dolayısıyla Muslera varsa her maçta Muslera'nın kullanılmasından yanayım ama elbette buradaki kritik kararı sağlık ekibi verecektir. Yani bazı sakatlıklar vardır. Nüksetme durumu söz konusudur. Yani tekrardan aynı bölgeden sakatlama ihtimali söz konusu olabilir. Ama bazı sakatlıklar da vardı. Tamamen iyileşmiştir. Bir sıkıntısı yoktur. Hani oynayabilir. Çok ekstrem bir durum olmazsa tekrardan aynı yerden sakatlanmaz. Yani bir darbe almazsa, sakatlanmazsa hani o kullanılabilir denirse kullanacağını düşünüyorum ben. Tahminim o. Yani burada muhtemelen Yener İnce'nin raporuna göre hareket edilecektir ki Okan Hoca da kullanılacak durumdaysa tekrardan bir risk yoksa bence oynatır ama bir risk söz konusuysa biraz daha dinlenmesi daha doğru olur deniliyorsa kullanmayacaktır diye tahmin ediyorum. Abi şöyle ben sana o zaman bir pas atayım. 50 bin taraftar koreografi yapılacağı bilgisi var Kasımpaşa maçında. Zaniolo'yu Galatasaray taraftarı Süper Lig'de ilk kez izleyecek. Zaniolo, Icardi, Mertens'in oynamayacağı durumu söylüyorum eğer risk edilmezse.
Zaniolo, Icardi, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Adekukbe, Torreira, Sergio Oliveira, Sasha Boy, Abdülkerim, Nelson, Muslera ya da yedek bırakalım Okan Koçuk. Ne bekliyorsun abi? Çok yorumcuları da alayım izleyicilerimizden. Hangi performansı merakla bekliyorsun? Dediğim gibi 50 bin taraftar, güzel bir cumartesi Karografi'de olacak diye bilgiler var. Büyük şampiyonluk atmosferinde bir maç bizi bekliyor aslında. Ya maçın başından itibaren elbette Galatasaray'ın o coşkulu taraftar ve futbolu özleyen, Galatasaray'ı özleyen taraftarla beraber çok baskın bir oyunla başlaması muhtemel. Ama buradaki baskın oyundan kasıt şu, yani ön alan presiyle başlayacağız. Ön alanda etkili bir pres yapacağız ama bu ön alan presinde belli başlı problemler var. Bunu sen de biliyorsun. Yani eğer Kasımpaşa topla çıkışları iyi yapabilirse Galatasaray eksik de yakalayabilir. Bu noktada da aslında güvenliği de sağlamak lazım. Çünkü ne olursa olsun hani bir bu kadar ciddi bir atmosferde çok baskın bir oyunla başladığın takdirde eğer o baskın oyuna rağmen bir kontratak golü vesaire yersen bu Galatasaray'daki oyuncuların biraz moralinin bozulmasına sebebiyet verebilir ama yıkmaz. Yani Galatasaray Abi, geri de düştü. O maçları da döndü kazandı yani. Trabzonspor maçında ben televizyonu açtım, maçı izleyecektim. Bir su alayım. Zaten ben şok oldum. Yani ama o şey yoktu. O başlangıç tezahüratıyla başlayan bir süreçti. Yani topu kalede gördük yani. Hani o tezahürat da başladı. Aslında insanlar tezahürat yaparken, daha o başlangıç tezahüratı varken gol oldu. Ama yani Galatasaray'ın bunları da yapması bence güzel. Yani mesela bunu Ümraniye maçında da oldu yine. Geri düşmemize rağmen döndük, kazanmayı başardık. Bunlar takımın genel gidişatı için önemli. Ama her maçta bunu yapamayabilirsin. O yüzden evet çok coşkulu bir oyunla başlayacağız. Ama savunmadaki güvenliği de elden bırakmamak lazım. Çünkü hani ya biz bunu daha önce yaptık yine yaparız diye düşünmemek gerekir. Yine mümkün mertebe erken gol bulup gol yemeden golü bulup işi çözmek lazım. Ki Galatasaray'ın eğer maçın başında ön alan baskısıyla beraber o taraftarın da uğultusuyla, desteğiyle beraber bir gol bulursa maçı farklı bir noktaya taşıma ihtimalinin de göz önünde olduğunu düşünüyorum. Ki benim de beklentim elbette o şekilde bir maç. Ama gönlüm Zaniolo'nun uzak köşeye attığı bir golü de izlemeyi çok istiyor. Zaniolo'yu izlemek için ben de şu an yani of çok heyecanlıyız. Abi Kerim Bey'in yorum sorusunu sana sorayım. O da iddialar arasındaydı. Mahmut Davut'un hakkında konuştunuz mu demiş. Abi sende bilgiler var Davut hakkında. Onu bize verebilir misin? Şimdi az önce Oxlade-Chamberlain hakkında bazı şeyler söyledim. Dedim ki hani Türkiye'de farklı takımların gündemine girebilir ama Galatasaray'ın gündemine girmesini beklemiyorum diye. Davut da tam böyle bir oyuncu. Aslında Davut'u ben Gladbach döneminden beri izleyen bir insanım. Gladbach dönemi gerçekten çok çok iyiydi. Oradaki performansını çok beğeniyordum ama ondan sonraki durumu, gidişatı çok iyi olmadı. Özellikle son sene. Evet Dortmund'da da bence güzel maçlar çıkardı, iyi sezonlar oynadı ama bu son sene gerçekten çok çok koptu. Yani mental olarak da koptu futboldan ki sakatlık problemleri de yaşadı. Davut'un ben Galatasaray'ın gündeminde olacağını ya da Galatasaray'la alakalı bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Ama Türkiye'den Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu duydum. Böyle bir durum söz konusu olabilir ki Fenerbahçe için de tam böyle olacak bir oyuncu gibi geliyor yani bana. Çünkü Galatasaray'ın transferleri karşısında Fenerbahçe'de bir hamle yapmak isteyecektir uzun vadeli olarak düşündüğümüzde. Hani Davut transferi elbette Galatasaray'ın yaptığı transferlerini unutturmaz belki ama Fenerbahçe o transferi deneyecektir diye tahmin ediyorum. Ama Galatasaray'a sadece bir öneri olarak geldi diye duydum ben ki Galatasaray'ın da ben bu transferi onay vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın o mevkide elbette bir yedeğe ihtiyacı var yani 8 numarada. Ama Sergio Oliveira'dan artıları olan bir futbolcu değil Kobil yani. En azından benim düşünceme göre öyle. Yani öyle çok tempolu olan bir oyuncu değil ya da işte çok sprinter bir oyuncu değil. Dolayısıyla hani Sergio Oliveira zaten diğer işleri yapabilen bir oyuncu. Yani pas kalitesi zaten top seviyede olan bir oyuncu. Galatasaray bir 8 numara alırsa daha tempolu bir oyuncu almaya çalışacaktır. Yani Sergio Oliveira'yla farklı maçlarda, farklı kurgularda kullanabilmek adına ben çok o kurguda olacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Davut'un ve Galatasaray'ın gündeminde de benim duyduğuma göre yok. Abi sana o zaman bir soru daha sorayım. Kerim Bey'in sorusu ya da izleyicilerimiz de sormuş. Jean Cat'ın Celta Vigo'ya transferi hakkında ki Celta Vigo'da Luis Campos görev alıyor. Galatasaray'da Burak Elmas'ı yönetiminin son hamleleriydi. Torrent'le birlikte yapmış olduğu hamlelerden bir tanesiydi Campos.
Baktığım zaman Can Kat'ı istiyorlar Celta Vigo'ya. Var mı abi böyle bir bilgin Can Kat'ın Celta Vigo'ya gitme Can Kat stiline? Ben konusunda hiç beğenmiyorum Can Kat'ı bu arada. Yani altyapıdan çıkan oyunculara bir zaafım vardır ama Can Kat'ı ben beğenmiyorum. Onu da söyleyeyim. Can Kat konusunda önceki yayınlarda da konuştuk. Strasbourg ve Celta Vigo'nun bir teklifi vardı. Ama hani gönderildi, bitti, gitti gibi bir durum ben duymadım. Hani gitmesi çok doğru olur mu bilmiyorum. Hani Galatasaray'da sanki birkaç sene daha devam etmesi ya da Galatasaray'dan kiralık olarak gidip farklı takımlarda oynaması daha iyi olur gibi geliyor bana. Çünkü Celta Vigo'da şu an doğrudan oynama ihtimali söz konusu değil. Ama hani bana sorarsan ben açıkçası böyle bir bilgi almadım. Yani Celta Vigo'ya gitti. Evet, ilgi vardı. Strasbourg'dan da vardı ilki. İki takımdan da teklif de geldiği konuşuluyordu ama kabul edildiği ve gönderildiği yönünde bir bilgi bende yok. Giderse abi öyle gelen tekliflerden, ilgilerden bonservisli veya kiralık olarak bir bilgin var mı? Yoksa bonservisiyle alabilirler mi Can Kat'ı yani isterlerse? Kiralık istemeyeceklerdi Kubilay. Kiralık yani Celta Vigo Can Kat'ı Ne alıp da birinci kaleci yapacak değil yani kiralık olarak. Muhtemelen bonservisiyle istiyorlardır ki yani gelişim gösterir, ilerleyen vadede kullanırız, satarız gibi bir düşünce söz konusu olabilir. Kiralık olmayacaktır zaten ama bonservisiyle de hani Galatasaray göndermek ister mi ya da ondan neler bekliyorlar bilmiyorum. Hani Batuhan da çok çok iyi bir durumda. Hani Karagümrük onu istiyor, arzu ediyor, kadrolarına katmak istiyorlar. Hani burada Jean Kat gözden çıkarılabilir mi? Olabilir. Ama hani buradan sanki kazanılacak bir 1 milyon euro da 1,5 milyon euro da Galatasaray'ın çok acil ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Batuhan Şen'in de bu arada dediği gibi izleyicimizin Muhammed İsa Bey'in Karagümrük'te iyi performans gösteriyor. Ama ben şimdi izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Ben yerli düşman falan vesaire bir isim değilim ama ben kaleye yerli isim düşünemiyorum ya. Ben orada hala daha Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan, Muslera'nın kökenlerinden devam etmemiz lazım gibi geliyor. Taffarel'den, Mondragon'dan, Muslera'dan. Çünkü Fenerbahçe'yi de görüyoruz. Süper Lig'in neredeyse her iyi kalecisini Fenerbahçe alıyor. Ya da Fenerbahçe'den çıkıyor iyi kaleciler. Ama olamıyorlar. Şampiyonluk bir türlü gelmiyor. Çünkü kritik maçlarda hata yapma potansiyelleri daha fazla maalesef yerli kalecilerimizin. Uğurhan Çakır'ı bir kenara bırakıyorum. Uğurcan Çakır'ı. Orada ama onu da bu sezon göstermiş olduğu performans ortada. Yani bilmiyorum. Yabancı kaleci sanki biraz daha Galatasaray'ın genlerinde var gibi geliyor bana. Abi çok teşekkür ederim sana. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok Bülent. Yani yine güzel bir yayın oldu. Güzel bir katılım oldu. Yarınki yayınımız öğlen olacak. Onu hatırlatalım arkadaşlara. İmkan olan dostlarımız mutlaka katılım göstersinler. Öğlen 12'de yarın karşınızda olacağız. Diğer günlerse 18'de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize katkıları için, yorumları için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalı çıkmadan abone olup beğenirseniz yayınımıza çok mutlu oluruz. İyi akşamlar.